Hakikat adaletin kaynağı eşitliktir. Alevi toplumu Yas-ı Muharrem oruçlarının tutukları bugünlerdeyiz. Tüm canlarımızın Şah Hüseyin'in onun duruşuna, tevazusuna, sevgisine, vazgeçilmez adalet tutkusuna ithafen tutukları oruçların hak ve hakikat katında kabul olmasını diliyorum. Orucumuz kendimizi anlatmak, tarif etmek için değil, başkalarına dayatmalarda bulunmak da değil, inancımızın toplumsal adalet vurgusunu yapmak, yaşamak ve yaşatmaktır. Her kesimin muzaikten, farklı kültürlerden, inançlardan bahsettiği ülkemizde inanç yapımızdan onurlu duymayı, mutlu olmalıyız şüphesiz. Ancak farklılıkları tanımıyorsak, hakkını vermiyor, bu kimliklere yönelik nefret suçlarının şiddetin zeminini yaratıyorsak, seyirci kalıyorsak, asimile etmeye çalışıyorsak, hiç kimse muzaikten, çoklu kimliklerden, saygınlıktan, kardeşlikten bahsetmesin. Aleviler bu topraklarda haksızlığa uğruyor, uğratılıyor. Devlet eliyle Alevilerin inansal, kültürel, sosyal, hukuksal anlamda müdahale ediliyor, yok sayıyor. Sorunların çözümü için ise sorumluluktan kaçarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sürgüne yolluyor. Yurttaşlığın gereğini yerine getiren Alevilere neden haksızlık yapılıyor? Bunun vicdanınıza hiç sordunuz mu? Bir saniyede olsa durun, düşünün. Bu haksızlığın sebebi nedir? Aleviler size ne yaptı? Kimin tavuğuna kış dedi? Bu yok sayma değil de nedir? 21. yüzyılda insanların inancını özgürce yaşayamaması zulüm değil midir? İbadethaneleri ibadethane olarak kabul görmüyorsa bu zulüm değil de nedir? Değerli milletvekilleri, tarih İmam Hüseyin ile yoldaşlarını insanlığın görüp göreceği en büyük zulümlerden birine Kerbela'da şahitlik etti. Bu vahşet İslam tarihinin en büyük kara lekelerindedir. Şu anda İsrail'in Gazze'de Filistin halkına yaşattığı vahşeti Kerbela'dan ayrı görebilir miyiz? Elbette ki göremeyiz. Yeryüzünde nerede bir acı varsa orası bizim için Kerbela'dır. Kerbela'daki Hüseyin'in, Küfe'deki Müslüm bin Akil'in, oklanan masum pakların, dar ağacındaki hallacın, Pir Sultan'ın, derisi yüzülen Nesim'in, Dersim'de, Maraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta, Gazi'de, Gezi'de, dünyanın her yerinde katledilen, yakılan cümle canlarımızın matemini tutuyor, oruçlarını tutuyoruz. Orucumuz amacı bedeni aç bırakmak değildir. Onurlu nefes almaktır. Hüseyin'i anlamak, dünyanın neresinde olursa olsun yaşanan acıları doyumsamaktır. Yezid ve zihniyetine hayır demektir. Acı çeken, zulmü arayan herkesle birlikte olmaktır. Orucumuz sessiz sedasız, şatavatsız, gösterişsizdir. Şaşalı iftar sofraları zul gelir bize. Ancak kamu, özel sektörde Ramazan orucuna yönelik gerekli düzenleme yapılmaktadır. Aynı hassasiyetin Alevi vatandaşların oruç aylarında da gösterilmesini bekliyoruz. Hapishanelerdeki Alevi yurttaşlarımızın inansal ihtiyaçların karşılanmasında ciddi zorluklar yaşıyorlar. Diğer inançlar için gerekli kolaylıklar sağlanırken Aleviler yok sayılıyor. Aşuremiz birçok bölgede 12. günde, bazıları ise 13. günde yapılmaktadır. Diğer bütün dinsel özel resmi bayramlar zamanında yapılırken bizim suçumuz nedir? Alevilik suç mudur ki? Değerli milletvekilleri, iktidar zaman kaybetmeden bu ayrımcılığa son verilmelidir. Tam bir inanç özgürlüğü için gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır. Tüm kamu özel alanlarda oruçlu canlıların durumu göz önünde bulundurarak düzenlemeler yapılmalıdır. Alevili inancındaki canların aşure günü için resmi tatil hakkı veya idari izni getirilmelidir. Özellikle Alevilerin özel günleri de artan nefret şiddet suçları cezasızlıkla sonuçlanmamalıdır. Bütün inançlara, dinlere, mezheplere, her türlü düşünceye saygılıyız. Aynı saygıyı da biz bekliyoruz. Siyasi itikadi, tasavvufi açıdan yürüdüğümüz yol Şah Hüseyin'in yoludur. Bu yol cümleden oludur. Bizim istediğimiz adalet, Yezid'in zıtlıklarına, fikirlerine, eylemlerine, hayal hırslarına bulaşan adalet değildir. Dil, din, renk, ırk sınırlara... Buyurun, buyurun, tamamlayın.
Düşünseldir, kapsayıcıdır, tarafsızdır, vazgeçilmezdir. Kerbela'nın üzerinde 1344 yıl geçti ama Yezid zihniyeti hiç değişmedi. Hüseyin'i Deşti Kerbela'da şehitler inşaat yapan Yezid ve onun mantıklığına, zihniyete karşı baş kaldırması mazlumların meşalesini yakmasıdır. Biliyoruz ki insanlık tarihinde Yezidler hiç bitmedi, bitmeyecek. Ancak her dönemde bir Hüseyin'i vardır. Selam olsun Hüseyin'e ve yoldaşlarına. Lanet olsun Yezid'e. Şah Hüseyin'imiz buyurur ki, onu sul bir şekilde 100 gün yaşamaktansa, izzetli bir şekilde 1 gün yaşa. Aç kal, alçalma der. Bu anlamıyla ilgili tekrar Muharrem oruçlarını tutan tüm canlarımızın oruçlarını hak kabul etsin. Bu zatı Hızır, görünür görmez kazalardan, kin kirgi şeytani fillerden hepimizi uzak eylesin. Aşk ile.